Pişt. Merhabalar herkese. UXM Podcast'te, UX Minimal Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Atilla ben. Bu bölümde İstanbul'dan, kendileri şu an Users Post'ta çalışıyorlar, iki konuğu ağırlıyorum. İrem ve Arda bizlerle. Siz de yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Gayet iyiyiz. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ya bu arada İstanbul'dan dedim ama ikiniz de İstanbul'daydınız değil mi şu an? Evet, İstanbul'dayız. Evet, Kadıköy'deyiz. Süper. Kadıköy benim de büyüdüğüm yer. Güzel. Ya bu pandemiden dolayı birçok arkadaşım uzaktan çalışıyor. Böyle zaman zaman görüştüğümde kimileri ne bileyim memleketine falan gitmiş oluyorlar vesaire, onun için sormak istedim. Siz de sanırım bir süredir uzaktan çalışıyorsunuz. Sanki evet. Mustafa'nın evet paylaşımlarında. Mart'tan beri aşağı yukarı. Ne zamandan beri? Mart'tan beri aşağı yukarı. Mart'tan beri. Güzel. Ve Ocak 2021'e kadar da dönmeyeceğiz ofislere, evden devam. Ha, güzel. Peki nasıl gidiyor remote? Yani çok güzel. Güzel. İyi mi? İşler peki yani bir deneyim tasarımı hani firması bu konuda bir değer üreten firma olarak akışlardan memnun musunuz? Müşteriler vesaire. Evet evet. Ya çünkü şey biz zaten ekip olarak hazırdık buna. Yani diğer çoğu firmaya nazaran ya da diğer ekiplere nazaran. O yüzden çok bir sorun olmadı. Tabii hani yine online olduğu için bazen işte internetin aksaklıkları falan olabiliyor. Evet, onun dışında şeyler. Aslında gayet memnunuz. Evet. Yani çalışanlar olarak da yine projeler olarak da hep her şekilde memnunuz bu teknik durumda. Teknik yapıda bir sorun çıkmazsa biz genel olarak iyi gidiyoruz. Çünkü zaten kullandığımız tool'lar hepsi ortak çalışan takımın aynı anda birbirini gördüğü, yorum yaptığı, eklediği şeyler olduğu için Miro gibi mesela. Evet. Biz zaten alışkındık beraber çalışmaya, farklı bilgisayardan olsa bile aynı projeyi yapmaya. O yüzden şu an aynen devam edebiliyoruz. Sadece güzel. Şu an hepimizin hayatına giren Zoom gibi tool'lar var mesela. Sürekli video konferans. Evet, evet güzel. Ya ben de böyle sektör değiştirdim yakın bir geçmişte. Savunma sanayinde çalışıyorum. Gizli projeler olduğu için ağırlıklı maalesef böyle şeyler yapamıyoruz. Ya yani ben pandemi sürecinde hiç remote çalışma imkanım olmadı. Yani keyfiniz yerindeyse ve işler tıkırındaysa güzel. Aynen, senin için de geçerli aynısı. Nasıl peki? Öncekine göre şu an yeni sektör? Ya şöyle farklı bir domain. Yeni şeyler öğreniyorum. Bu beni heyecanlandırıyor. Biraz challenge'lar tabii farklı son kullanıcıya daha önce yaptığım çalışmalardan. Yeni şeyler öğrendiğim için de mutluyum. O bağlamda da güzel. Ya tabii bir de şey var. Hani açıkçası Ankara'da yaşamanın da bir motivasyonu var. Hani Türkiye'de savunma sanayi deyince Ankara akla geliyor. Birçok önemli ve büyük firma burada. Yani deneyimlemek güzel. Benim için mutluyum. Çok güzel bir ekiple birlikteyim şu an. Hayır, bir de yeni bir sektör olunca aynen. İnsan daha heyecanlı başlıyor. Ben burada çok daha fazla şeyi öğreneceğim. Evet, bambaşka aynen. Bir bakış açısıyla öğreneceğim deyince. Kesinlikle. Güzel. O zaman her zamanki girişimizi yapalım ve sizi tanıyarak başlayalım. Tabii ki. Kendinizden bahseder misiniz? Bu arada arkadaşlar Arda ve İrem bizim de yayında paylaşacaklarımız var diyerek ulaşanlardan. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum size. İnisiyatif alıp iletişime geçtiğiniz için. Ben bundan mutlu oluyorum açıkçası. Evet, sizi tanıyalım mı? Asıl biz teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Biz UX Minimal'i zaten en başından beri galiba takip edenlerdeniz. Sürekli düzenli olarak arka planda dinlediğimiz için. Zaten kimler geldi hepsini biliyoruz. Nasıl bir network oluşabildi. Bu sefer misafir olarak gelmek çok mutluluk verici. Hemen evet. Başlayalım biz tanıtıma. Önden parçası, ben giriyorum. Parçası olduğunuz için de ben teşekkür edeyim size. Tabii ki. Tanıştığımızda çok sevindik bu arada. Sonunda. Süper. Buyurun. Şimdi biz Arda ile beraber Junior UX Designer sürecini yürütüyoruz. User Spots'ta ben Experience Designer olarak çalışıyorum. Peyzaj mimarlığı okudum. Şimdi de dil bilimi öğrencisiyim İstanbul Üniversitesi'nde. Nörobilim çok ilgimi çektiği için ve yabancı dil öğrenme süreci, bunun nasıl geçtiğini öğrenmek istediğim için aslında hani Almancayı öğrenirken nasıl anlıyoruz, İngilizceyi nasıl anlıyoruz, bu gibi farklılıklar benim çok ilgimi çekmişti. Buna başladım. Daha sonra yani genel olarak bir şeyi öğrenmek nasıl değişik bir süreç, bir şeyi öğretmek çok daha farklı bir şey aslında. Bunları görmek ve bu konuda araştırma yapmak beni şu an Junior UX için çok içine çeken bir süreç oldu. Bunları deneyimlemek için Junior UX çok güzel bir yer oldu. Bunlar dışında daha önce
simultane çeviri yaptım. Sözlü yazılı çeviriler. Genel olarak yabancı dil üzerinden gidiyorum. O yönde bir yatkınlığım var ve kendime böyle mini bir challenge olarak alfabesi farklı olan dillerde hangilerini öğrenebilirim? Kaç tane daha çıkabilirim gibi bir challenge'ım var kendi kendime yaptığım. Korece öğrenmeyi, Korece alfabeyi okumayı çok kolay öğrenmiştim mesela. Çünkü matematiksel bir yapı kurmuşlar. Hızlıca öğrenilebiliyor. Ama şu an pratiğini yapmaya çok vaktim olmuyor artık. Rusça biliyorum. Kirli alfabe benim favorim şu anda. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Biliyorum şu an yani. Ben evet yabancı dil seviyorum. Bunun üzerinden başlamıştım. Bu konuda tamamen tabii öğrendiğim platformlar, kaynaklar, kullandığım şeyler şu an JuniorX'i çok daha iyi anlamamı sağlıyor aslında. Nereden öğreniriz, neyi daha iyi göstermemiz gerekiyor, hangi konuları çalışalım, hangisi mesela gereksiz uğraş yapmışlar ve bunu kullanmıyoruz aslında. Kullanıcı bunu o kadar da görmek istemiyor. Bu çok altta kalan bir özellik gibi. Bunları anlamaya çok işe yarayan bir süreç oldu. Bunlar dışında da en son olarak caz vokalistiyim ve keman çalıyorum deyip Arda'ya bırakacağım. Bir saniye. Orada Arda'yı bırakmadan şunu söyleyeyim. Kayıtlar var mı? Dinlemek isterim açıkçası. Kayıtları evet bir ara YouTube'da yok. Özelden gönder. YouTube'da yok ama bireyselden gönderebilirim. Tamam süper. Tamam. Pekala. Teşekkürler. Arda seni de dinleyelim. Aha. Tamam. Ben de şu an Eurosports'ta Learning and Development Manager'da çalışıyorum. Hani gerçi birkaç gün önce aldım bu görevi. Yeni görevime başladım. Arda terfi etti. Hayırlı olsun diyeyim. Başarılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aslında ben de yine bu birkaç gün öncesine kadar İrem gibi yine Experience Designer'da çalışıyordum. Aslında Junior UX Designer projesinde. Onun dışında benim için aslında önemli konu şeydi. Hani bu terfi almamda, terfi aldığım zaman sevinmemin sebebi de aslında şu. Ben e-learning veya da eğitim sektörüne, eğitim alanına çok ilgi duyuyorum. Hatta aslında bir önceki işimde gene bir e-learning firmasında çalışıyordum. Aslında bu nasıl söyleyeyim? Hani insanlara aslında hani bir eğitim, aslında eğitim verdiğiniz ya da eğitim sattığınız zaman ya da ne derseniz bir değer veriyorsunuz ya insanlara ya da bir değer katıyorsunuz. Aslında evet. O fikir beni çok memnun ediyordu bu konuda eğitim departmanında ya da eğitim tarafında görev almakla. O yüzden de aslında şunu söyleyebilirim bunda. Hani hem e-learning'de biliyorsunuz pandemiden dolayı hani patladı şu an. Hani çünkü evet. Normalde hani hem uzaktan çalışma hem işte bu kadar dijital dönüşüm Türkiye'de çok hızlanmamıştı aslında. Ki hani geçen firmamda çalıştığım için de söyleyebilirim bunu. Hani o kadar talep olmuyordu her zaman e-learning'e. Hani çok büyük firmalar dışında belki öyle diyebilirim. Aslında bu pandemiden sonra bunların hepsinin hızlanması falan beni yani biraz memnun tuttu. Pandemi çok üzücü bir süreç olsa da bu aslında Türkiye'de bu sürecin hızlanması, dijital dönüşümün hızlanması, bir ivme kazanması aslında mutlu edici hepimiz için. Çünkü bu aslında bir yerlerde teknoloji ya da günümüz standartlarını yakalamaya çalışıyoruz bu. Biraz günceli yakaladık artık uluslararasılarla. Yani itici bir güç oldu bahsettiğim tabii, gibi. Hani o fırsat olarak görmek da, lazım. Yani dijital dönüşümü gündemine almayan birçok firma ve kişi diyeyim bir şekilde bir farkındalık oluşturdu ve itti ister istemez. O kesinlikle faydalı kısmı. Bu arada Arda, Sebit'i biliyor musun? Sebit firmasını. Evet, evet. Ben de bundan önceki iş yerimde, yani yaklaşık iş yerimdi daha doğrusu, yaklaşık 2 yıl orada çalıştım. E-learning üstüne birçok güzel deneyim kazandım. Birçok güzel insanla orada çalışma imkanım oldu. E-learning kısmında da örtüşen bir background'umuz varmış açıkçası. Onun için de mutlu oldum. Güzelmiş. Bir de o zaman bilmeyenler için Eurosports'tan da bahsedebilir misiniz? Mustafa'ya da tekrar selam gönderelim bu arada. Tabii ki selamlar Mustafa'ya. Bu vesileyle. Hatta UX Minimal Meetup 719'du sanırım konuğumuzdu ve rating ekonomisine dair çok güzel bir sunum paylaşmıştı bizlerle. Katılamayanlar için sunumu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz diye de tekrar hatırlatalım. Evet, Eurosports'u dinleyebilir miyiz biraz aslında sizden? Aslında çok kısaca tanımlamak gerekirse Eurosports'un ne yaptığını veya da neyi önemsediğini. Aslında insan merkezi düşünceyi önemseyen ve insanın hep odak noktası alan bir şey. Burası bir tasarım merkezi, bir akademi. Bunu yaparken de kullanıcı deneyimini, işte bu bağlamda işte testleri, araştırmaları, tasarımları, stratejileri, inovasyonları ve yazılım ve eğitim aslında kullanıyor. Burada akademi dememizin sebebi de hem Junior UX Designer projesi hem de UX Camp, bunu herkes biliyor. Daha çok, bu ikisiyle birlikte aslında bir akademi, bir altyapı gibi de konumlanıyoruz aslında. Aynı zamanda en önemlilerinden bir tanesi de yine bu Kadir Has'taki yüksek lisans programı. Türkiye'de tek şu an, Eurosports'un bu verdiği hizmet tek şu an Türkiye'de.
O yüzden aslında bu da bayağı önemli. Hem işte sektör için hem de bu alanda eğitim almak isteyenler için. Ya ben ilk gördüğümde onu yine Mustafa'nın LinkedIn paylaşımını görmüştüm. İnanılmaz mutlu olmuştum yani. Hani yani sektörde disipliner olarak hani birçok farklı firmada deneyim tasarımcısı olarak çalışan bir kişi böyle bir şeyle karşılaşınca inanılmaz mutlu oluyor yani. Onun için sevinmiştim. O girişim için de teşekkürler. Evet, hazır onu söyleyelim. Şu an başvurunun son günleri. Kadir Has'la bir ortaklığı yapılan Mix programı şu an birinci senesini doldurdu ve yeni dönemin kayıtlarının son birkaç günü kaldı. Başvuruları evet. Bekliyoruz onda. Düşünen arkadaşlar varsa da bu güzel mesajı onlarla paylaşmış olalım. Evet, bu bölümün içeriğine giriş yapacak olursam, arkadaşlar bugün meslek hayatına yeni adım atmakta olan veya yeni adımlar atmış kişiler için güzel olacağını düşündüğüm bir yayınla, bir içerikle karşınızdayız Arda ve İrem'le birlikte. UX minimal olarak zaman zaman nasıl olunur, şunu nasıl yapabilirim, işte mesleki anlamda şu alana yönelmek istiyorum gibi gibi kapımızı çalanlar oluyor, ulaşanlar oluyor. Ve biz de bireysel olarak elimizden geldiğince bir bakıma deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama User Spots'un şu an az önce de Arda ve İrem'in bahsettiği gibi online devam etmekte olan bir etkinliği var. Yine Arda ve İrem birazdan bahsediyor olacaklar. İrem, sanırım ilk sen LinkedIn üzerinden bana mesaj atmıştın değil mi? Konuyla evet, ilgili. Orada konuşmuştuk, haberleşmiştik ama yoğun bir program vardı. Evet. Sonra mutlaka sözleşelim dedik ve evet, bu akşam buradayız. Aynen, süper. Evet, daha sonra da Mustafa ile konuşmuştuk telefonda. Yani kısacası toparlayacak olursam, bugünkü sohbet deneyim tasarım kariyerine bunun bir parçası olarak adım atmak veya kendini bu doğrultuda geliştirmek isteyenlere öneriler içeren, bir bakıma da belki deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz güzel bir sohbet olacak. Özellikle Arda ve İrem'in enerjisini bu kadar hissetmişken hani bunu paylaşmak istedim. Ya içeriği biraz paylaştık yayından önce, hani bugün ne konuşacağız diye diyerek ilk sorumu yönelteyim. Hatta şöyle yapalım. Önce bu Junior UX Designer projenizden bir bahsedin dinleyicilerimize bence. Hala katılabiliyorlar mı bilmiyorum, faydalanabiliyorlar mı, ama sizden bunu bir dinleyelim. Ardından da yine konu çerçevesinde ilerleriz. Ne dersiniz? Tabii ki. Buyur İrem, sen başla istiyorsan. Tabii ki. Junior UX Designer aslında Mart ayında ilk sezonunu yaptı. Şu an ikinci sezonundayız. İlk sezonunda Otostopçunun Galaksi Rehberi temasıyla yapmıştık. İkinci sezon Star Wars temasıyla başladık. İsteyen arkadaşlarımız hala katılabilirler ama bizim bir leaderboard'umuz var. O ilk 3 haftalık case'leri kaçırmış oluyorlar şu anda katıldıkları zaman. Onlardan puan alamayacaklar ama tabii ki devamında hala katılabilirler. Şu an biz yeni case'imizi salı günü tanıttık arkadaşlarımıza canlı eğitimlerimizle beraber. İsteyen olursa sitemizi ziyaret edebilir. Orada tüm bilgileri, videoları ve geri kalan kaynakların hepsini genelde paylaşıyoruz. Çok aktif bir platform oluşturduk. Evet, ben konsepte bayıldım bu arada. Yani yayın önce biraz bekleriz Atilla. Ya keşke şey olsa yani. Evet, vakit olsa ben çoğu insanın geleceğini biliyorum. İşte işle birlikte olunca ya göremiyoruz. Çok zor. Ya şimdi belki iş bunun var, üzerine işte UX minimal var, işte bu içerikler var. Bundan daha da büyük bir kere bir tane oğlum var. Hani öyle olunca ancak bu kadar oluyor diyeyim. Ama tabii keyif alıyoruz bundan. Hani böyle söylüyorum ama sizlerle şu an konuşuyoruz. Sizin gibi güzel insanları da tanıma fırsatını veriyorum. Teşekkür ederiz. Aynen. Lütfen devam edin. Tabii ben şunu eklemek isterim. Bir de biz ilkini düzenledikten sonra aslında ikincisi için şöyle bir yol izledik. İlkini gelen feedbacklere ya da geri bildirimlere dikkate aldık. Ve kendimiz de gözlemledik hani o süreç boyunca neler eksikti diye aslında. Oradaki eksiklikleri kapatmak için ikinci dönem hazırlanırken de biraz ona odaklandık. Mesela ilkinde etkileşim biraz zayıftı bizim için. Çünkü biz sadece bütün bu süreç sonunda bir değerlendirme yapmıştık toplu şekilde. Bu sefer bu süreçte etkileşim arttırmak için aslında hem haftalık dersler ekledik, hem ya bizim anlatımcı da işte konuk aldığımız bir şekilde düşünebilirsiniz. Hem de hani değerlendirmeleri de işte her haftaki ya da case'ler bittikten sonra hemen anında yapmaya çalışıyoruz. O da yine etkileşim arttırmak için hem de aslında katılımcıların da hani biraz daha motive olması için böyle bir süreç belirledik. Bir de şunu yaptık, yani case'leri hazırlarken
mümkün mertebe katılımcıların yaptığı ya da katılımcıların hazırladığı case'leri sosyal medyada nasıl paylaşırız düşünerek de biraz case hazırladık. Çünkü yine bu da etkileşim arttırmak için de. Mesela şöyle örnek vereyim aslında. Mesela diyelim ki katılımcılar bu hafta logo tasarlıyorlar bir görev için. Aslında bu logoları tasarladıkları zaman biz bunu sonra sosyal medyada alıp işte en iyilerini diye seçtiklerimizi tekrar bir orada paylaştık. Hem aslında bu kullanıcı katılımcıların hem kendi aldığını biraz duyurabilmesi için bir yaptığımız bir şeydi. Hem de aslında daha fazla etkileşim olsun. Daha fazla insanın göz önünde olması, daha fazla insanın göz önünde olması hem de projenin göz önünde olmasını istedik. Evet. Böyle eksikleri kapatmaya çalıştık yani evet, bu sezonda. Evet, JuniorX'in ilk sezonunda aslında başlangıç süreci vardı. Sonrasında case'ler var. İstediğimiz yerden başlayabiliyoruz. Kaynakları okuyabiliyoruz. Hepsinde erişimimiz açık. Daha sonra da bir yükleme alanı oluşturuldu ve bitirdiğimiz zaman o deadline'a uyarak case'lerimizi yükledik. Sonra değerlendirme bir gün içinde yapıldı. Herkes tarafından çok yoğun bir değerlendirme süreci olmuştu. Bayağı yorucuydu. O yüzden biz bu seferkinde biraz daha değişikliğe giderek aslında komünite oluşturduk başta Junior UX için. Kimler katılmalı, kimler katılabilir. Bunu yaparken tüm üniversiteye ulaşmaya çalıştık. Her tarafa maillerimizi günlerce gönderdik. Geri dönüşler güzel oldu. Slack kanalımızda paylaştınız mı? Evet. Evet, Slack kanalımıza yani gönderdik. Okulların sadece aslında tasarım yeri de, tasarım sayfaları, grupları da değil. Sosyoloji, felsefe, psikoloji, girişimcilik, tarih. Hangi güzel kulüpleri aktifse her tarafa ulaşmaya çalıştık. Komünite oluşturmak istedik ve bunu burada bayağı başarılı olduk. Yüksek katılımcıyla başladık. Şey soracağım. Evet. Tabii. Güzel, pardon böldüm ama ücretsizdi değil mi? Bu evet, ücretsiz. Proje. Evet, aynen. Ücretsiz. O mesajını yani verelim çünkü. Tabii. Bunu çok soran oldu. Biz gönderdiğimiz zaman evet projeniz çok güzel. Peki ücreti ne kadardır ve nasıl ödeme yapabiliriz gibi sorular gelmişti. JuniorX ücretsiz ve ücretsiz olacak arkadaşlar. Herkese bir daha söyleyelim. Süper. Katılım nasıl peki? Yani aktif katılım memnun musunuz şu an? Evet, şu an evet, katılım sayısı yüksek ve her hafta görüştüğümüz için artık birbirimizi tanıyoruz. Herkes biraz daha kimin nerede olduğunu biliyor, kendi aralarında da konuşabiliyorlar. Bu yönden daha güzel ve gelişmiş bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Hem sosyal medya desteğini bu sefer daha yüksek verdiğimiz için herkesin case olan bağları nasıl oldu, hangisini sevdiler, hangi kısım zor geldi, buraları biraz daha iyi biliyoruz. İlk sezonda bunu çok anlayamamıştık. Hangisine zorlandılar? Yani en son değerlendirme gününü beklemek gerekiyordu. Hangisi güzel geçti, hangi case yapabiliyorlar gibi. Bu sefer her hafta görüştüğümüz için daha rahat oldu. Ve yeni şeyleri sürekli öğrendiğimiz için aslında beraber karşılıklı öğrenerek birlikte gelişiyoruz. Çok güzel gidiyor. Ben şunu ekleyebilirim bu sürece. Aslında bir sürecin başında da bir nickname seçtirdik insanlara ya da katılımcılara. Bu nickname'in de işte Star Wars temasına uygun bir nickname olmasını dile getirdik. Bu da tamamen hani yine katılımcıların aslında daha fazla aidiyet duyması içindi. Evet, temaya mesela, biraz daha onlar da katkı sağlasınlar diye. Mesela kendimizin de isimleri var. Ben I2 Ram2 seçtim. Güzel. Aslında bu tavrımız ya da bu kararımız da yine dediğim gibi hem aidiyet duymaları için de hem de aslında yaratıcılıklarını ölçmek için de bir yerde baktığınız zaman. Çünkü sonuçta bir Junior UX Designer programına giriyorlar. Hani bir yaratıcılıkları önemliydi. Yine aynı şekilde mesela şunu da artık gözlemleyebiliyoruz. Mesela 3 hafta oldu işte. Şimdi herkesin değerlendirmesine bakarken işte yaptıkları projelere de case'lere diyeyim. Mesela kimin nasıl renk seçtiğinden aslında az çok anlamaya başladık ismine bakmadan. Hani bu evet, süreç devam ettikçe ya da görünce yani kullandığı fonttan biliyoruz mesela. Aa evet, bu tamam X'in projesi. Bak bu sefer güzel yapmış. Ya da acaba zamanı olmamış mı ya? Niye böyle burada bırakmış? Yani potansiyeli ne kadar biliyoruz? Çok etkili bir süreç oluyor. Ya da mesela işte online bu eğitimlerde ya da eğitimden sonraki işte bir toplu fotoğraflarda falan. Hani kimin ne zaman ne şaka yapacağını. Mesela bunları falan da hani bunları da gözlemleyebiliyoruz. Aslında hani bizim için de yine bir deneyim oluyor ekstra. Hatta bana Hagrid nickname'ini takan bir arkadaş vardı. İşte sakallıyım ve biraz iriyim diye. Arda'nın fotoğrafını görmüşsündür LinkedIn'den. Bayağı. Hagrid Reis falan olarak kaldım bir ara böyle. Yani gerçi yok şey hani ismi takan arkadaşla konuştum sonradan bayağı hoşuma gitti. Yani böyle yaratıcılıklar falan da çıkıyor arada, çok hoşumuza gidiyor. Hem de bağlarımız çok, çok evet kuvvetli başladı başından itibaren. Şu an o yüzden komite olarak oldukça mutlu ve birbirimizi anlayarak devam ediyoruz. O yüzden de etkili oluyor. Ben bir iki tane daha şey diyeyim. Güzel ben. Pardon. Ya ben değerli buluyorum açıkçası. Hani hem de ücretsiz faydalanıyorlar. Buradan da hani bunu duyurmak da ayrı bir katma değer sağlıyordur umarım. Birilerine ulaşır ve onlar da dahil olurlar bu projeye. Ya şeyi merak ettim. Projelerdeki şey, daha doğrusu şöyle case study'ler gerçek problemler mi? Yoksa hani sizin oluşturduğunuz şeyler mi? Bizim oluşturduğumuz şeyler şu an. Hatta bunu şöyle yapmaya çalışıyoruz. Hani direkt konusu ya da bağladığımız nokta Star Wars'dan geliyor.
filmlerden diye düşünebilirsin ama tematik olarak. Evet, evet ama şey, sorun çözerken gerçek sorunları çözüyorlar ama tabii bizim hazırladığımız keyifler üstünde. Ve tabii ki bu yılın en son trendleri neyse o konuları biz Star Wars hikayesiyle birleştirip her hafta her case'de başka bir gezegende oluyoruz ve orada bir hikayeyle aslında onu biz yaratıp genelde Arda yazıyor bu yazıları. İletişimi daha güçlü olan o olduğu için. Gerçek bir case üzerinden hemen devam ediyoruz. Mesela chatbot yaptık. En çok çünkü 2020 trendlerinden bir tanesiydi. Herkes yavaş yavaş en dijitale, en otomasyon haline geçtiği için bunu çalıştık. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Dille bu kadar işi dışlı olan biri olarak sanırım sen de güzel çıktılar oluşturmuşsundur. Dahil oldum bilmiyorum ama şu an o geldi aklıma. Pekala, yani arkadaşlar toparlayacak olursam böyle bir proje var şu an User Spots'un yürüttüğü. Tekrar altını çizelim. Dahil olmak isteyenler varsa web sayfaları neydi İrem? Web hemen söyleyeyim. www.juniorxdesigner.com bizi biraz bulabilirsiniz. Biraz eskusil oldu ama söylemesi. Olsun. Şey yapsınlar. Ve, yani erişebilsinler dinliyorlar. Tüm sosyal medyadan bizi bulabilirsiniz. Hepsinde bayağı aktif devam ediyoruz. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram hangi birinde varsınız kesin biz de varızdır. Süper. Süper. Harika arkadaşlar. O zaman biraz böyle hani sohbetin başında da bahsettiğim gibi yani işte nasıl kullanıcı deneyimi tasarımcısı olunurla bağlayarak ilerleyelim dilerseniz. Aslında ben bir tane son bir şey eklemek istiyorum bu süreçte. Tabii ki. Yani bu benim kendi gözlemlediğim bir şey de bu benim için değerli bir durum. Onu belirtmek istiyorum. Yani bu pandemide aslında insanlar, sen de biliyorsun işte motivasyon çok düştü, dışarı çıkamıyorlar, evde sıkılıyorlar. Çoğu insan da alışkın değil bu duruma. Hani yine bazılarımız alışkın olabilirdi ama mesela aslında biz bu pandemi sürecinde hem Mart'tan beri işte bu işte ikinciye de başladık. Bu Junior UX Designer aslında insanlara böyle bir hani amaç da verdi. O yönden de aslında bayağı hani insanlara bir katkı sağladık. Mesela hiç bu konuyla alakası olmasa bile bunu öğrendiğinde, bunu duyduğu zaman aslında hani bununla boşta vakti var gibi düşünebiliriz. Belki öğrenciler için söylüyorum daha çok bunu. Veya da işte iş arayanlar da olabilir, yeni mezunlar. Aslında bu vesileyle yani onların hayatlarına da biraz dokunabilme şansı bulduk. Hani beni en çok sevindiren konulardan bir tanesi buydu. Yine bir eğitim meraklısı olarak. Güzel, onu dile getirmek istedim o yüzden. Güzel, harika. Teşekkürler bu paylaşımın için de Arda. O zaman şöyle ilerleyelim. Şunu sorayım. Neden UX designer pozisyonu bu kadar popüler şu an? Hatta şöyle çalışmalar da var. En son UXP'nin de bir araştırması vardı aklımda kalan. Ve benim de zaman zaman sunumlarda paylaştığım. İşte dijital ürün geliştiren şirketler de tasarımcı yazılımcı oranlarının giderek kapandığına dair sonuçları gösteren araştırmalar var. Yani neden belki de her zamankinden daha çok tasarımcıya ihtiyaç var? Belki de son 5-6 yıldır ülkemizde desem neler paylaşırsınız bizimle? Evet Arda. Aslında bu şekilde yani bu deneyim tasarımı veya da işte UX alanı aslında herkesin hayatına dokunan ve etkisi olan bir alan. Mesela şöyle diyebilirim bunu. Mesela diyelim ki işte biz İrem'le işte ilk konuştuğumuz zaman bu konuları kendi aramızda. Mesela İrem'in tamamen bu konuyla ilgilenmesinin asıl sebebi işte annesinin telefonunu kullanırken ve mobil kullanırken işte telefondaki uygulamaları kullanırken yaşadığı zorluklar ve tam randıman almamasıydı. Mesela bu başkası için de mesela görme engeli olan birisinin aslında işte bir telefonu ya da yine bir uygulamayı nasıl kullandığını düşünebileceği bir süreç de olabilirdi. Aslında hani demem o ki hayatın her alanında bu bizi etkilediği için bu kullanıcı deneyimi ve kullanıcı deneyim tasarımcıların da önemli olması sebebi de bu aslında. Her anlamda bizi etkiliyor. Her anlamda bir değişim yapmamıza imkan sağlıyor. Yani çünkü hepimizin aslında sen de biliyorsun hayatta bir şeyleri değiştirmek ve bir şeyleri aslında şekillendirmek istiyoruz hani içten içe. Kullanıcı deneyim tasarımı da aslında bu bir şey değiştirmek ya da bir şey dönüştürmek veya da bir şey anlam katmak için çok güzel alanlardan birisi. Yani ben biraz da buna bağlıyorum popüler olmasını. Evet. Ben de belki şunu ekliyor olabilirim bunun üstüne Arda. Ya aslında bu dijitalleşme süreci veya dijitalleşmenin inanılmaz bir ivme kazandığı bu günümüz şartlarında bireyler artık böyle herhangi bir ürün veya hizmetin değil de kendilerine yaşattıkları deneyimin tüketicisi oluyorlar. Çünkü her şey her an erişilebilir bir vaziyette. Yani dünya üzerinde X noktasında üretilen bir uygulama işte farklı bir noktada hemen anında erişilebilir oluyor. Ve haliyle de rekabet de bu bağlamda kızışmış oluyor. O bağlamda da fark yaratabilmek için firmalar
deneyim tasarımcılarına veya üretim süreçlerinde işte o tasarımlarda katma değer sağlayacak insanları edinme yoluyla bir noktada da işte sektör olarak da bu yaygınlaşarak insanların da dikkatini çekip işte senin de az önce verdiğin örnekteki gibi yani ben burada bir şeyler yapabilir miyim doğrultusunda bir yöneltmeye sebep olarak diye ben de fikirlerimi paylaşmış olayım. Evet, bir de şu an dijital dünyada her işimizi sürekli online'dan, mobilden, web'den yaptığımız mesela alışverişimiz burada, bankacılık işlemleri herkesin burada artık kolay kolay dışarı çıkalım, sıra bekleyelim, başka bir şey yapayım, ben gireyim şimdi kapalı mı falan demediğimiz için herkesin aslında bütün büyük markalar ya da orta ölçekliler herkes kullanıcı deneyimine dikkat etmek zorunda kaldı. O yüzden de bu kadar çok talep var. Cidden donanımlı olanları herkes daha fazla kendi bünyesine katmak istiyor. O yüzden önemli bir meslek haline geldi UX designer olmak. Evet, peki bununla da şuna bağlayalım mı? Bu sektöre giriş yöntemleri neler? Yani bir UX designer nasıl iş bulur, bulabilir mesela? Bu konuda tabii ki en önemli şey aslında etkileyici bir portfolyoya sahip olarak başlanabilir. Bunun için de muhtemelen yani en az 3 tane case'i gösterebileceği bir portfolyosu olması gerekiyor girmek isteyen arkadaşlarımızın ve bunların da aslında farklı farklı konularda olması iş alacak kişinin biraz daha hakkımızda fikir sahibi olmasını sağlayacaktır. Bir tanesi mobil tasarım üzerine bir şeyken bir tanesi belki bir servis tasarımıdır ki hangisinde daha iyi olduğun cidden mesela bu case oluştururken kullanıcıyı düşürdün mü, başta bir fikir aşaması yaptın mı, sorular oluşturup ona göre bir yol çizip mi devam ettin, nasıl bir hizmet sunmak istedin, bunları gösterebileceğimiz bir portfolyomuzun olması bizi tanımaları için çok önemli bir şey. Tabii burada bir de hani şöyle bir şey de eklemek lazım. Sadece tasarım değil, aslında tasarıma gidilen yolu da anlatmaları gerekiyor bu portfolyoda. Çünkü asıl önemli olan konu orası. Yani en önemli kısım zaten o. Ben evet, onu ekleyecektim. Aynen, bunu aktarabiliyorsak aslında portfolyomuzda yani 3 case olmuş, 1 case olmuş, 10 case olmuş aslında bu tam bu, nasıl diyeyim? Tam bu noktaya nokta atışı yapabiliyorsak hani o case üstünde aslında karşı tarafı ikna etmek ya da karşı tarafa kendimizi gösterebilmek için önemli bir adım atmış oluyoruz. Evet, yani problem neydi? Sen ne şekilde, nasıl bir çözüm önerisi sunduğunu da bir şekilde göstermesi gerekiyor. Yoksa genelde ben de hani mesela incelediğimde portfolyoları ve arka plana dair bir hikayeyi aktarılmadığında ya boşluk oluyor kafada. Tamam, yani bir arayüz var, okey güzel ama yani hani ne problem gerçek neydi mi? Ve ne, o insanı alabiliyor muyum? Evet. Gibi peki gibi. Mesela hangi portfolyoları sen beğeniyorsun? Hangisini böyle 30 saniyede elediğin oluyor mu? Ya şöyle 30 saniyede elediğim oluyor mu kısmı baktığım portfolyoya göre değişiyor. Yani daha doğrusu hani bir hani junior mı işte mid level mı veya senior mı kapsamında bir vakit ayırarak onu şey yapıyorum. Ama 30 saniyede elediğim de olabiliyor. Neden? Şöyle hani biraz belki bunu dile getirdiğimde yayını dinlerken bana kızanlar olabilir. Ama hani bir kötü niyetle söylemiyorum ama hani böyle dribblers tabiri vardır ya. Hani, hani klasik bu hep yıllardır süre gelen şeydir yani hani tamam bir arayüz var tamam güzel ama bu ne kadar uygulanabilirden hangi probleme sen odaklanıp hangi değer önerisini sundun neyini ölçtün ve ne sonuç aldın yani günün sonunda tasarım işte hani genel anlamda hani klasiktir ya. Önce araştırmayla başlıyor sonra işte çözüm önerisi doğrultusunda sen tasarımlar üretmeye çalışıyorsun ve daha sonra da optimizasyonu ölçüyorsun aslında. Mesela yani o hikayeyi oturtan şeyler beni bağlıyor açıkçası. Yani, evet, daha gerçeğe yakın portföy. Daha gerçeğe yakın aynen. Ya bu şey de olabilir hani yani çok yaygın kullanılan bir ürün mesela ne atıyorum WhatsApp. Yani WhatsApp'ın bir özelliğinde sen iterasyon yapmak istiyorsundur. Milyonlarca insan şu an kullanıyor neticede bu uygulamayı. Ya ben hep genelde şu örneği veriyorum. Şimdi Spotify uygulamasını mesela ele alalım. İşte siz günün sonunda baktığınızda işte topu topu 10-15 view'un olduğu bir tasarıma sahip ekran. İşte altta 4 tane bottom tab var. İşte belli bir alanda ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Çeşitli müziklerin thumbnail'leri olan ve bunu tekrar eden bir uygulama. Ama günün sonunda yani Spotify'ın tasarımcı kadrosuna baktığınız zaman en son 200'dü herhalde. Yani aklımda öyle kalmış bilmiyorum. Ya insanlar oturup şunu düşünmüyor yani. Hani
ya bu siyahın tonunu biraz açsak mı? İşte ayarlar ikonunu değiştirsek mi? Ya öyle bir şey hayatlarında yok. Ya nedir işte, kişiselleştirmeye bakıyorlar. Aslında Spotify'ın kaç tane kullanıcısı varsa her kullanıcının ayrı bir deneyimi var. Orada öyle bir çözüm önerisi var, öyle bir değer önerisi var. Sizi bir şeyleri dinledikçe, takip ettikçe sizi anlayıp daha çok dinleyeceğiniz veya işte bak bunu da dinlersen hoşlanabileceksin diye onu gösteren. Bunu dinletmek için de işte o thumbnail'i dinamik olarak değiştiren, senin sürekli ilgini çekmeye çalışan, bir değer önerisiyle kullandırmaya çalışan ürünü bir akış var. Ya şöyle, biraz uzattım ama kusura bakmayın. Şunu aslında aktarmak istiyorum dinleyicilerimize. Yani Dribblers'tan açıldı muhabbet. Yani Spotify'a bakıyorsunuz, işte Dribble'a girdiğiniz zaman orada işte Spotify diye arattığınızda böyle inanılmaz güzel görünen tasarımlar var. Ama yani Spotify'ın temeldeki değer önerisiyle birlikte iş modeli, sunduğu değer ve hedef kitlesi kullanıcılarını baz aldığında yani tabii ki günün sonunda inanılmaz göze böyle Dribble'da işte çalışanların sunduğu tasarımcıların arayüzleri oluşturduğu tasarımları yapabilecek, ondan daha da belki güzel görünecek arayüz tasarımları çıkarması olan yani böyle bir şirketin. Ama neden öyle bir yolu seçmiyorlar konusunu bence dinleyicilerimize soru işareti olarak bırakalım, bir araştırsınlar. Belki ona göre de bize feedback verirler. Yani hani, bu konuda şey ekleyebiliriz aslında. Bir junior UX designer olarak aslında bizim çalışmak istediğimiz sektör, şirket hangisiyse başta bunu biraz belirlemek gerekiyor. Yani iyi olduğum alan hangisi olacak, sevdiğim yer neresi, araştırma yaptığım zaman bıkmayacağım ve nefret etmeyeceğim sektör hangisi, ben ona göre gitmem gerekiyor. Mesela yani moda sektörünün ihtiyacı olan UX tasarımcısı çok başka bir şeyken, bankacılık sektörününki tamamen başka bir müşteri profili, başka bir ihtiyaç var orada. Biraz da kendini bilip araştırmak ve hangisinde daha iyi olabilirim, daha çok değer katabilirim, bunları bilerek gidersek mesela portfolyomuzda bizi gösteren şekilde olduğu zaman dikkat çekeceğizdir. Tam aslında yani, nokta atışı dediğimiz alan, bu aslında. Evet, alan deneyimi oluşuyor günün sonunda. Hani kişi kendini geliştirdikçe o yetkinlikte kavruluyor ve bir noktadan sonra da bu hani işte kullanıcı deneyimi süreçlerinde şey kavramında var ya, uzman görüşü vermek. Hani bir farkındalıkla da ürün üretim süreçlerinde katma değer sağlıyor olabiliyor kişiler. Yani işte ben yıllarca şeyde çalıştım, sağlık sektöründe çalıştım. İşte birkaç yıl eğitim sektöründe çalıştım. Şu anda savunma sanayi. Tamamen farklı bir deneyim. Farklı bir problemlere odaklanmış birçok işlerin yürüdüğü bir alan. Onun için şimdi mesela bu üç farklı sektörde çalışarak mesela sağlık sektöründe beklenen bir junior UX designer'ın portfolyosunda neler görmek istiyordunuz? E-learning'de neler var? Şu an güvenlik alanında mesela nasıl bir case yapsak oraya eklesek de portfolyomuza, evet ya İrem bir dakika. İrem olabilir bizimkine. Aynen. Ne yapmamız gerekiyor? Benim de challenge'ımdı yani, o case'i biz de arayış içerisindeyiz. İşte ekibe birilerini dahil etmeye çalışıyoruz Ankara'da. Biraz zor ilerliyor süreçler ama. Oradan duyuralım case... istersen hatta. Tabii başvurular açılmıştık. Belki de. Duyurmuştuk zaten komitede, Slack'te falan da yazmıştım da. Ya şeye geleceğim, Erem'in bahsettiği şeye geleceğim. Yani case'i hazırlarken de zorlanıyoruz. Hani çünkü benim de hani bir noktada yeni deneyimlerim vesaire. İşte bakalım, halledeceğiz inşallah diyerekten şeye bağlayayım, sohbete ilerleyelim dilerseniz. Peki deneyim tasarımcısı olmak için hani buradan da şuraya bağlayayım. Hangi bölümlerde okumak gerekir? Mezuniyetin bu meslekteki etkisi ne kadar? Mesela İrem sen peyzaj demiştin değil mi? Evet, ben tasarım altyapılı bir bölümden geliyorum. Tabii ki bu tasarım altyapılı olmak başta avantaj sağlıyor. Mesela design thinking, geri kalan mesela projemizi jüriye sunmak, eleştirileri almak, o geri feedbacklere göre ilerletmek, güncellemek, hocanın dediklerine göre sıfırdan proje yapmak, hepsini bırakmak falan. Bu kısımlar tabii ki başta biraz daha tanıdık geliyor hepsi, biraz daha rahat giriş sağlıyor. Ama bunun devamında en çok tasarım dışında en çok bu UX alanına gelen bölümler genelde psikoloji, felsefe, sosyoloji gibi aslında insan doğasını en iyi bilen, davranışları anlayan, aynen, çözen. Evet, bunları çalışan arkadaşlarımız da oldukça fazla şu an UX'te gördüklerimiz bizim. Bu da çok güzel bir şey aslında değil mi? Çünkü yani kesinlikle. Günün sonunda işimiz, senin de altını çizdiğin gibi ben de biraz üstüne vurgulamış olayım. İnsan ve sunulan
çözüm arasında etkileşimin nasıl olacağını sağlamak, tasarlamak oluyor. İş insan olunca temel birçok prensibi aslında senin de az önce belirttiğin gibi böyle farklı farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarımız edinmiş oluyorlar. Peki şuraya bağlasak, bir UX designer'ın yazılım, kod ya da grafik tasarım bilmelerine, arayüz tasarımı yapabilmelerine gerek var mı? Arda? Bir gereklilik olarak aslında, yani nasıl söyleyeyim, bir gereklilik olarak değil ama belki kendilerine avantaj sağlayacakları yerler var bu konuda. Ama yani UX designer'ın görevi aslında kod yazmak da değil, grafik tasarım bilgisi de değil baktığınız zaman. Evet. Biraz bunu zaman... aslında böyle gülerek şey yaptım. Yani sebebi de bu konuyla ilgili de yine bir podcast çekmiştik. ya şöyle, hep genel anlamda, yani ne bileyim, katıldığımız etkinlikler olsun veya bizim konuşmacı olarak gittiğimiz yerlerde genelde hep şununla karşılaşıyoruz. Yani onun mesajını senin de belirttiğin gibi vermekte çok fayda var. Direkt şey oluyor, yani işte hangi tasarım aracını öğrenmeliyim? Yani işte Sketch mi öğreneyim, XD mi öğreneyim vesaire. Ya ben de hep şu örneği veriyorum. Arkadaşlar, ben bu işe başladığımda Flash vardı. Şu an yok. Ya yani mesele bu değil. Yani hani o yüzden Arda, senin de belirttiğin gibi kişisel gelişim doğrultusunda en azından kişiler yeni adım atıyorsa temel şeyleri öğrenerek ilerlemek. Ki ben genelde şunu öneriyorum. Bolca okuyun. Yani ne varsa bulduğunuz tüketin. Hani tabii günün sonunda hani teori bir yere kadar, pratiğe dökmemiz gerekiyor ama o teoriyi kavradıkça, içselleştirdikçe, ya ben bile mesela hala bu sektörde 11. yılım, güne makale okumakla başlıyorum. Yani kişisel gelişim her an devam etmeli. Değer katacak noktalarda da çözüm üretmek için bir farkındalık seni tetikleyecek şeylerin ister istemez birebir deneyimlemesek de birilerinin deneyimlerinden belki yol gösterecek ipuçları, insightları alıp ilerlemek gerekiyor. Ben az önce söylediğine bir hemen örnek vermek istiyorum. Mesela LinkedIn'de vardı bu kısım. 2009'da yabancıların arabasına binmeyin denmişti. 2010'da işte daha fazla dışarıda zaman geçirin, kendinize zaman ayırın gibi bir şey vardı. 2019'a geldiğimizde Uber'i kullanarak yabancı araçlara binebilirsiniz, seyahat edebilirsiniz gibi bir şey çıkarttık ve hepimiz uyum sağladık. 2020'ye geldiğimiz zaman ne başkasının aracına binin ne dışarıda zaman geçirin. Çünkü tamamen bambaşka bir yıl oldu yani. Önemli olan adapte olmak, hızlı uyum sağlamak. Kesinlikle. Burada. Kesinlikle. Tam ben de kim öngörebilirdi ki böyle bir şey? Evet, yani başladığımız yer ve şu an Airbnb'nin geldiği yer, yani bambaşka bir amaçla başlayıp yükseldi ve şu an tamamen kullanım dışı oldu. Evet, evet. Ben evet, de seni dinlerken aslında şunu söylemek istemiştim. Yani aslında hani şu an bu Junior UX Designer adaylarının aslında sahip olması gereken birkaç özellik var bizim için ya da benim için. Mesela bir tanesi iş birliği, bir tanesi de aslında bunun yanında yani teknolojiye uyum sağlamak diyebiliriz. Çünkü sonuçta senin dediğin gibi işte Sketch de olsa, başka bir tool da olsa aslında bunlar değişebilir. Firmalarda da değişebilir. Her firma aynı tool'u kullanmıyor sonuçta. Ama burada aslında temellere sahip olup bir teknolojiye uyum sağlayabilirlerse, keza yine insanlara uyum da burada aslında işbirliği ve iletişim konusunda önemli. Ya bunları aslında temel seviyede çözebilirlerse, ki zaten yani çözemeyecek çok da zor bir konu olduğunu sanmıyorum. Biraz işte çaba, biraz da aslında dikkatle yapılabilecek şeyler bunlar. Bunlar aslında önemli noktalar. Hani bunları sağladıkları zaman bir adım öne geçebilirler. Yani UX designer'ların bilmesi gereken şey aslında hem takımla beraber çalışacaksınız, ekip üyeleriyle aynı şeyi anlamak, aynı yolda ilerlemek kısmı önemli. Hem de müşteri kısmı var. Yani bu fikri geliştiren bir kısım var. Bunların tamamının ürünü aynı şekilde anlaması ve benzer bir şey ortaya çıkartması gerekiyor. Takım olarak ilerlemek gerekiyor. Eğer bireysel olarak bakacak olursak da UX designer'ın iletişim konusunda çok güçlü olması lazım. Araştırma yapmayı sevmesi lazım. Evet. Bilmesi lazım. Meraklı olması gerekiyor. Empati yeteneğinin gelişmiş olması gerekiyor. Karşısındaki kullanıcıyı her seferinde baştan çalışması gerekebilir. Belki gelecek case'lere göre. Takım oyuncusu olacak. Genelde bunlar aslında. Evet. Ya biraz aslında şöyle, yani toparlayacak olursam, bu sadece UX designer rolü için de değil, birçok farklı meslek için de geçerli. Günün sonunda birlikte çalışacağımız, işte
İrem senin de belirttiğin gibi böyle öğrenmeye hevesli ekip arkadaşları arıyoruz. Yani iletişim çok önemli. Teknik kısmı her zaman öğrenilebilir ama o skill'lerin bir noktada kişinin kendisini iterek, edinerek belki de dışarıdan bir yere kadar müdahale edebileceğimiz şeyler bunlar. O farkındalıkla insanlar kendilerini geliştirmeye odaklanırsa iyi olur. Bir de şunu ekleyeyim. Tasarımcıların problem çözme döngüsünde oluşturdukları çıktıların hangi teknolojiyle buluşacağını da en azından bilerek tasarım hipotezlerini ortaya koyabilmesi gerekiyor. Daha faydaları olabilmeleri için diye düşünüyorum. O zaman... Biz de sana katılıyoruz bu konuda. Süper. O zaman peki UX designer olmak için... hangi süreçler takip edilmeli ya da bu süreç genelde nasıl ilerler desem bizimle bu yayında neler paylaşabilirsiniz? Tabii ki ilk önce çok 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 fazla araştırarak başlamak gerekiyor. Çünkü internette bu kadar sınırsız kaynak varken kendi alanımızda ilerlemek istediğimiz yerde ilerlemek için uygun bir eğitim mutlaka vardır. Online eğitimler şu an çok fazla sayıda var. Yani ne konuda ilerlemek istiyorsak ona uygun bir eğitim olarak mutlaka bir eğitim süreciyle başlamamız gerekiyor. Tabii ki bolca okuyacağız. Senin söylediğin gibi makaleler var, kitaplar var, kitapların PDF'leri var. DC sipariş edelim. Bu konuda çok fazla yazılı kaynak var. Devamında mesela hangi tool'ları kullanmak gerekiyor? Bunların bir listesini çıkarmak belki ve öğrenmeye başlamak artık. En günceli hangisi ya da ne yapmak istiyorum? İşte prototyping gibi gideceksem bunlar var. Şirketler genelde bu üçünü kullanmış. Ben de o zaman bunları öğreneyim gibi. Ya da hangisiyle ne yapıyorum? Hangisiyle ne işe yarıyor? Sürecin veya devamında... hangisine derinleşmek istiyorum? Evet yani konuda. İyi olacağım evet. Alan neresiyse mesela ona göre yani en ileri seviye Adobe'lere mi bilmem gerekiyor yoksa başka bir yöne mi gideyim? Birazcık kendini tanımak da önemli aslında burada. Ve tabii ki öğrenilecek şeylerin sonu olmayacak. Bunu bilmek önemli. Tabii, yani ben tamamım denilecek bir nokta yok. Aynen. Günden güne değişiyor. Yani chatbotlar son... bugün hayatımızda. Ya işte AR, augmented reality, mixed reality, virtual reality gibi şeyler var. Daha ütopik meseleler işte zero UI kavramları var. Yani bu akıllı asistanlar inanılmaz gelişiyor. Belki bir noktada birçok şeyde yakın bir gelecekte arayüzle iletişim kurma azalıyor ve kesiliyor olacak gibi şeyler var. Yani şu an güncel çok hızlı değiştiği için aslında adapte olmak yine en çok öne çıkaracak şey olacak. Yani şu an mesela bizim için telefonla birbirimizi görüntülü görebiliyoruz. Çok büyük böyle bir değişikken yani gerçek teknoloji işte budur yaptığımız şey. 2015-2016 gibi doğan çocuklara tabii ki normal yani nasıl çalışmıyor? Annemi niye göremiyorum ya burada oluyor. Onların normali çok başka bize göre. Kesinlikle katılıyorum. Peki işveren gözünde de biraz irdeleyelim mi? Yani işe almak için beklenen özellikler neler olmalı? Ya da yani şöyle sorayım, hangileri mantıklı? Aslında hangi özellikleri istemeliler ya da sormalılar mülakat yapan kişiler? Tabii ben önce yani olumsuz örnekten ya da olumsuzlardan başlamak istiyorum. Mesela sen de görüyorsundur işte Junior UX Designer arıyorlar ama 5 yıl deneyim istiyorlar falan. Aslında böyle... Evet. Yani bir yandan da işverenlerin de verdiği ilanlarda veya da beklentilerinde sorunlar olabiliyor. Hatta zaten böyle ilanlar biraz kaçıyor açıkçası yani. Evet. Geneli kaçıyor yani. Ya mesela bazen şey de olabiliyor işte araç kullanmayı bilen yani o şekilde ilanlar doluyor yani gereksiz yani tabii. Gerekmese de koyabiliyorlar falan. Yazsın, araştırmasını yapsın, tasarımını yapsın. Ben direkt şey diyorum zaten ya Superman'i arıyor herhalde. Yani. Aynen unicorn aramak oluyor bu. Öyle bir şey aynen. Yok zaten. Olsa zaten yani bulunmuş olurdu. İlana kalmazdı orası. Ya aslında bu tarz ilanlardan ve bu tarz firmalar uzak durmak gerekiyor. Başta ben de bunu söyleyebilirim. Bu. Ya ben söyleyecektim bir böyle bir yuttum Arda. Sen yine de söylediğin için teşekkür ederim. Belki biz de Junior UX Designer olarak liste yaparız. Hangi şirketler nasıl ilanlar vermişler ve niçin onlara çalışılmamalı? Junior'lar yapsın mesela bunu biz de paylaşsınlar görelim. Bu arada evet, zaten bence bir liste yapmak gerekiyor. Yani kendimiz birey olarak da bence yani kendi beklentimize yakın olacak şirketleri araştırır. Yani sonuçta bir iş görüşmesine giderken de ya da mülakatta da bu araştırma yapmamız gerekiyor ya. Belki gitmeden önce de aslında bu araştırmayı yapıp hani hem belki yaşayacağımız tarihsiz bir görüşmeden kendimizi kurtarabiliriz. Hem de aslında gerçekten işverenin de ne anladığını direkt anlama şansımız olabilir bu vesileyle. Bunu da altını çizmek isterim. Yani önce bir hani aslında benchmark'ı daha buradan yapmaya başlayabilirler görüşme aşamasında.
Evet, doğru diyorsun. Önemli. Ya şöyle bir şey var. Yani gülüyoruz biraz, hani böyle gırgıra vuruyoruz ama bunlar hayatın gerçekleri arkadaşlar. Yani normalde işe, buyur. Yani eğer iş alımını yapıyorsak aslında junior'dan beklemesi gereken şeyler etkili bir iletişim kurabiliyor mu? Ya da benim takımımla beraber çalışabilir mi? Hem takımdan kendi bir şeyler öğrenecek hem de ortak çalışmaya uyumlu olacak birisi mi? Öğrenmeye, kendini geliştirmeye açık bir insan mı? Ama mesela bu öğrenme kısmını bir görev olarak atanmasını beklemeyecek. Kendi kendine sorumluluk alıp böyle ben bunu bilmem gerekiyor. Ben kendine biraz daha buna katmam gerekiyor diyebilecek birisi mi? Bunlara bakmamız lazım aslında. Ve işte çalışkan mı, yetenekli mi ya da yarısıcı mı, yetenekli mi kısmına gelirsek yetenek bu işin sadece %10'u diyebiliriz. Aslında önemli olan çalışmak ve nasıl çalışacağını bilmek. Ekiple birlikte ilerleyebilmek. Evet, ya bu şekilde bunlar önemli aslında. Evet, evet. Aa, son bir şey var bir de. Son bir tane daha ekliyorum hazır aklıma gelmişken. Evet. Gönderdiği portfolyosu potansiyelini gösteriyor mesela. Bu konu da önemli yani. Bize bu portfolyoyu göndermiş ama nasıl bir potansiyel var? Cidden benim kişiliğimi yansıtan, benim bildiklerimi, yeteneklerimi ortaya koyan bir portfolyo yaratabildim mi? Çünkü yüz yüze görüşmüyoruz şu an şirketle. Beni tanıtması gereken tek şey o verdiğim portfolyo. Bunu düşünerek yapmak gerekiyor. En son kısımda bu olacak benim için. Evet. Ya şey söyleyecektim ben de. Hani az önce biraz gırgıra da vurduk ama bunlar bir noktada da yani rasyonel gerçekler. Öyle veya böyle iyi veya kötü deneyimlerimiz oldu, oluyor da. İşte duyuyoruz da, insanlar gözlemliyor da, az önce sizin de paylaştığınız gibi ama ya şunu da unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Tamam, karşınızda işe alacak bir kişi var. Sizin de bu işe ihtiyacınız var. Bir şekilde günün sonunda hayatımızı idame etmek için para kazanmamız gerekiyor. Evet. Ama ya şunu da aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ya da benim nacizane bu hani bu işe yeni başlayacaklar için tavsiyem olsun. Evet, sizi birileri seçiyor ama siz de iş yerini seçiyorsunuz. Yani öyle de bir durum var. Kesinlikle. Bu bilinçle yaklaşmak lazım. Ona göre ilerlemek lazım. Ona göre hedefler koymak lazım. İrem, sen de az önce paylaştın. Yani bir şeyleri bilmek güzel, evet, ama bir noktada bilen biri neyi, hangi konuda eksik, neleri öğrenmesi gerektiğini de bilen kişidir. O açıkları böyle kapata kapata ilerlerlerse bence güzel bir kariyer herkesi bekliyor diye. Aynen. Buradan iyi dileklerle bizi iyi dileklerimizi bir de mesela evet, az önce söylediğinde çok haklıydın. Yani bu portfolyomuzu gönderirken evet şu an işsizlik var diye her tarafa göndermek istiyoruz. Var olan herkes baksın, incelesin istiyoruz ama yani evet dedikleri zaman sabah nefret edeceğimiz bir işimiz de olmamalı mesela. Çünkü o zaman cidden öğrenmek, üstüne bir şey katmak böyle yük gibi gelir, yapmak istemeyiz. Yani mutlu olacağımız işlere başvuralım. Cidden bir verimli olabileceğimiz bir yerse başvuruları yapalım. Bu da çok önemli. Yani nefret edeceğimiz işe başvurmayalım arkadaşlar. Kesinlikle. Öyle. Ya hep söylerim. Kiminle çalıştığın her şeyi değiştirir. Bu çok önemli. Onun için umarım herkes gönlüne göre güzel işler yapacak yerlere erişme, çalışma imkanı bulur. Tam portfolyo dedik de. Yani yeni başlayacak kişileri konuşuyoruz. İşte bu boş portfolyo nasıl dolacak? Yani iş arıyor insanlar. Hani işverenler de portfolyo soruyorlar. Konuştuk işte. Biraz burada tavuk yumurta muhabbeti var. Hani, aynen öyle. Yani, neler yapılabilir bu konuda? Desem neler paylaşırsın? Tabii ki cevabımız kesin. Yani Junior UX Designer'a katılarak bu portfolyo sorununu hemen çözüyoruz. Güzel, harika. Gerçekten de bu arada hani biz bu amaçla biraz da bu süreci hazırladık ve tasarladık. Yani çünkü kendimiz de hani görüyoruz etrafımızda. Bize soranlar da oluyor. Sana da soranlar oluyordur. Gerçekten bu portfolyo konusu büyük bir problem. Ve hani olmadan da hiçbir yere adım atamıyorsunuz. Yani en basit bir firma bile sizden bu portfolyoyu bekliyor. En basit görev için bile belki. Hani o yüzden aslında bunu İrem'in söylemesi normal başta. Ya o işi yaptırmayacaksa bile herkes portfolyo görmek istiyor şu anda. Ve bizim verdiğimiz case'lerde hep böyle bunun sonunda cidden güncel bir portfolyomuz olacak. Ben normal trendleri takip ediyorum. Bu şekilde hazırladım. Bu tool'ları kullandım diyebilecekleri güçlü bir portfolyo hazırlamaları imkanı var. Ama bunun dışında eğer Junior UX'e gelmediyseniz bir sonraki sezonu bekleriz arkadaşlar. Ama bireysel katılacaklar için de birkaç tane küçük not paylaşabiliriz hemen.
Mesela portfolyo hazırlığındaysan herkesin şu an bildiği mesela WhatsApp gibi, Instagram ya da Spotify az önce konuştuğumuz, yani günlük hayatta en çok hepimizin bildiği arayüzleri redesign olarak daha fazla nasıl geliştirebiliriz? Hangisi değişebilir? Daha kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkaracak bir tasarım olabilir. Belki bunları çalışabilirler. Genelde en çok yapılan şey bu oluyor. Yani bildiğimiz şeylerin nasıl daha iyisi olacağı, ama Dribbler örneği gibi değil. Yani mesela buradan çünkü alınan örnekler de oldu. Cidden daha sade, daha yani tüm kullanıcıya hitap edecek bir tasarım oluşmuşsa belki portfolyonuz bu şekilde öne çıkabilir. Ya da mesela hackathonlara katılmak bir diğer örnek olabilir. Çünkü hackathonlar hepimizin bildiği gibi kısa sürede belli bir sorunu çözmek için beyin fırtınası yapmak, takılma işbirliği olarak 24 saatte veya 48 saatin sonunda bir ürün ortaya çıkarmak. İşte tüm becerilerimizi kullanıp böyle pratik bir şekilde bir şeyler sunmak üzerine olan bir süreç. Evet. Hackathonları ben de ekleyecektim. Bir de şunu belki paylaşabiliriz. Görünür olmak önemli. Yani gün sonunda hepimiz bir şekilde interneti kullanıyoruz. Hayatımızın bir parçası. Hani oralara içerik üretebilirler. Hem kesinlikle. Bu kendi gelişimleri için de güzel olur. Hani bir case study tarzında, işte research kısmında hikayeleri anlatabilirler, çıktıları paylaşabilirler. Yine tabii ki Behance Dribbble gibi yerlerde bir şeyler paylaşmak istiyorlarsa bunların hikayeleri, çözüm önerileriyle böyle bir şey gibi değil de hani screenshot, işte şu butonu böyle tasarladım, bu arayüzü, bu layout'u, ne bileyim bu landing sayfasını böyle güzel tasarladım, bak teması güzel, yazı stili güzel gibi değil de onu bir case study gibi adım adım. Aynen ya da mesela gibi şeyler. Yani etrafı daha dikkatli incelersek mutlaka aslında burada da yapılacak bir şeyler vardır. Online case study'leri okuduğumuz zaman mesela çok değişik case'ler ortaya çıkıyor. Ben en sevdiğim hobi gibi, artık bağımlılık gibi bir yerde okuyup bakıyorum. Mesela şey vardı bir tane yapılan case'lerde. Ben bu sene yeni mezun oldum, kitaplarımı satmam lazım ama buna vaktim yok çünkü işe girdim. Hemen bu konu için bir case study oluşturdum. Üniversite kitaplarımı online satabileceğim bir app yaptım demiştim. Mesela bu sadece o üniversitenin belki o bölümüne işleyen bir şey ama sonuçta bir case study olarak bana ilginç gelmişti. Hem de kitaplarını satabileceğinin çok aktif bir yolunu bulmuştu. Bu benim beğendiğim bir örnek olmuştu. Güzel. Problemi saptayıp güzel bir çözüm önerisiyle ilerlemiş. Yani pandemiden önce tabii ki fiziki etkinliklerimizi de biz de yapıyorduk. O etkinlikler önemli. Oralarda hani networking neticede, oralarda çeşitli kişilere ulaşıyor olabilirler. Onların deneyimlerinden faydalanıyor olabilirler. Gibi bu liste uzar aslında. Ben bir iki şey ekleyebilirim istersen. Bir şu hekatonlar için aslında şeyi söyleyeceğim. Hekaton Türkiye diye bir topluluk var aslında. Hani orada biz de İrem'le görev de alıyoruz. Orası da mesela aslında amacımız orada şey, bu hekatonları Türkiye'de duyurmak aslında. Bu hekaton kavramını, fikrini yaymak. Hekatonu da şundan önemsiyoruz bu arada. Hani bu JuniorX için de, çünkü sadece yazılımla ibaret olmadığı için hekaton. Sen de biliyorsun. Aslında hani tasarımcılar için de ya da işte deneyim tasarımcıları için de önemli bir yer. Çünkü orada kısa sürede aslında gerçekten bir problem çözüm ararken bütün bildiklerinizi kullanmanız gerekiyor. Ve takım içinde işbirliği için yapmanız gerekiyor. Aslında bu çok işte 2 günlük, 3 günlük ya da bir haftalık olsa bile aslında sizin için inanılmaz bir deneyim. Ve buradan da çok iyi portfolyo oluşturabiliyorsunuz. Bir şey daha eklemek istiyorum gene. Yine bu non-profit topluluklar, organizasyonlar var. Burada aslında mesela şey de öyleydi mesela biliyorsun başta. Yani kodluyoruz. Mesela buralarda da aslında aktif görev alıp kendi, yani mesela UX için de şunu yapabilirler. Herhangi bir toplulukta aslında görev alacak, alabilir gönüllü olup. Hani orada sitenin tasarımına ya da tekrar dizaynına ya da UX açısından nasıl daha iyi bir şekilde getirebileceğine katkı sağlayabilirler. Çünkü burada da aslında gene portfolyo için direkt canlı bir siteyi aslında portfolyosuna katabilecek durumda olacaklardır. Yine bunu aynı şekilde bir küçük bir işletme için yapabilirler mesela. Ya da bir startup projeleri oluyor mesela. İlanları oluyor startupların, işte pay usulü belki diyebilirim hani. Oralara dahil olup aslında yine bilgi ve birikimlerini kullanıp orada gerçekten canlı bir projede ya da canlı bir ürün için çalışabilirler. Evet, gerçek bir ürünü görmek güzel mesela. Burada mutlaka hepimizin vardır. Arkadaşımızın moda markası vardır. Annemizin yemek dükkanı vardır. Başka bir şey vardır. Bunların tamamı aslında UX sözüyle bakıldığında case study'lere dönüştürülebilir. Evet. Ya siz bu örnekleri verince şey geldi aklıma. Necat'ın podcast'i var, Overlay diye. Necat'a da konuk etmiştik yine sizin gibi UX Minimal podcast'te.
Ümit'le sohbet etme imkanı olmuştu. Orada portfolyo ile ilgili bir güzel bölüm vardı. Özellikle bir arayüze sahip ürün geliştirme süreçlerinde bir şeyler yapmak istiyorsanız yani dinleyicilerimizden bölümü dinlemelerini öneririm dedikten sonra ben yine bir şey ekleyebilirim burada sana hemen. Biz de Junior UX Designer son haftasında portfolyo ile ilgili bir çalışma yapacağız. Yani yine ilgilenenler evet, finalimizi öyle yapacağız. Evet, takip edin arkadaşlar. Arda ve İrem'i takip edin. aynen. Ya şey diyordum, bir de şöyle bir konu var. İşte az önce de aslında biraz bahsettik. Piyasada birçok sertifika, işte okul, kurs, çeşitli değer önerileri sunan platformlar var. İşte ne bileyim Udemy'si, YouTube'u ya da Interaction Design Foundation vesaire var. Var ama hangileri en geçerli ya da şöyle sorayım. En geçerli diye bir şey gerçekten var mı hayatımızda? Ben şöyle gireyim bu konuya o zaman. Mesela kendim yine deneyimlerken yaşadığım bir problemdi veya da işte bir fark ettiğim bir unsuru diyebilirim. Mesela işte biliyorsunuz ki LinkedIn Learning, işte Coursera ya da Udemy de var. Ama mesela burada şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Bir online kurs alacaksak veya da bir online eğitime katılacaksak ne kadar güncel olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor başta. Mesela benim kendi deneyimimde Udemy'de gördüğüm çoğu eğitim aslında çok eskiden hani oluşturulmuş ve çok izlendiği için de başta geliyor listede. Hani ben de birkaç tane eğitim izlemek istediğim için başka bir alanda hani bu talihsizliği yaşadım. İzlemeye başladım ama gördüm ki sonrasında hani aslında çok da güncel değil. Yani zamanım aslında boşa gitti. Belki en önce buna dikkat etmek gerekiyordur. Yani platformdan ziyade eğitimin veya da o kursun güncel olmadı. Aynen öyle. Hı hı. Yani en çok izlenmiş olan değil de ne yapılmış, ne anlatılıyor. Mesela hemen Udemy redesign'ını yapsın arkadaşlarımız diye mesela en çok izlenen en üste geliyor. Bu gelmemeli çünkü işe yaramadığı durumlarda varmış Arda'nın yaşadığı gibi. Eğer okul konusuna gelecek olursak UX Design isimli bir lisans bölümü her dünyada yok. Master programları açılıyor. Yani bir sene, evet, bir senelik var, bir buçuk senelik veya iki senelik gibi açılıyor. Avrupa'da var, Avrupa'da var, Amerika'da var, Türkiye'de sadece Kadir Has'ta var. Ve bunun dışında dijital eğitim şu an Springboard, Coursera, aynen Learning, Udemy, çok fazla online platformda bunlar var. Onlar en biraz son şey gibi galiba ama bu Springboard'lar biraz mentor-mentee ilişkisiyle ilerleyen evet, şeyler. Evet ve galiba, oldukça uzun süreliler. 9 ay olan var, 12 ay boyunca yapılan var. Okul gibi de ilerliyor, mentor sisteminden devam ediyorlar. En son Google yaptı mesela, bu sene en çok talep edilen meslekler diye gördüğü birkaç tane mesleği seçti. UX Designer da bunlardan bir tanesi. Coursera üzerinden bir program yürüteceklerini açıkladılar. Ama şu an için sadece Amerikan vatandaşlarına açık bu program. Evet, sertifikalı, yoksa Google açmıştı. Mesela hepimizin en çok güveneceği yer muhtemelen burası olabilirdi. Evet. Türkiye için açıldığı zaman bakarız. Ya sertifika dedin de bu sertifikaların ne kadar geçerliliği var sizce işe alım süreçlerinde? Ya mesela aslında örnek vardı mesela işte her yerden en önemli sertifikaları toplayayım işte Udemy'den de aldım, Learning'den aldım, başka bir yerden para verdim aldım. Burası en çok sertifikayı toplayanların öne çıkacağı yer değil aslında. Yani bu aldığımız eğitimi ne şekilde kullanabildik? Kendimizden bir şeyler katabildik mi? Öğrendiklerimizi bir şeye çevirebilip yani gösterebildik mi? Buralar önemli. Yoksa dümdüz onu okuyarak sertifikamızı, kağıdı aldığımız zaman bir yere gelemiyoruz. Aslında ben de şöyle toparlayayım onu. Hani en pahalı ya da en iyi ya da en pahalı sertifikayı almak yeterli değil. Aslında sertifikayı aldıktan sonra bu o sürede harcadığımız emek karşılığında ne öğrendiğimizi insanlara yansıtmamız gerekiyor. Gene buradan da aslında bir kez çalışmasına çevirmemiz gerekiyor aslında aldığımız sertifikaları ve eğitimleri. Buna bağlayabilirim en sonunda. Evet. Ya ben yakın zamanda sektör değiştirmiş bir tasarımcı olarak şunu paylaşabilirim dinleyicilerimizle. Ya her tasarım süreci aslında bir öğrenme ile başlıyor değil mi? Yani kesinlikle. Tasarım odaklı düşünmenin de yegane değer önerisi bu şekilde başlıyor zaten. Ve bu sebeple farklı disiplinlerde çözüm üretmede etkin bir yeri var diyeyim. Yani evet tabii kişisel gelişim
önemli. Günün sonunda hani fazla eğitim göz çıkarmaz diyeyim ama sizin de belirttiğiniz gibi o nerede çalışacaksa, hangi problemlere odaklanacaksa, ne gibi çözüm değerleri sunacaksa o alana ilerleyip kullanıcı odaklı, kullanıcıyı merkeze alan, gerektiğinde kendi öngörülerinden, kendi düşüncelerinden, ön yargılarından sıyrılarak verileri toplayıp uygun tasarım süreçlerinde uygulayarak çıktıları ne olacaksa, yani bu fiziki bir şey de olabilir çıktı. Yani bir device da tasarlıyor olabilirler ya da bir yazılım tasarlıyor olabilirler veya büyük bir service as a service ürünün bir özelliğini geliştiriyor olabilirler. Bu şekilde aslında bir noktada geliştirme süreçleri devam ediyor. Bir şey daha ekleyeceğim ama eklesem emin değilim de neyse. Sen de biliyorsundur bu hani LMS'ler falan kullanıyor şirketler. Evet. Ama burada aslında LMS'te mesela şey yapıyorlar işte eğitimleri kişilere atıyorlar aslında hani biraz zoraki. Hani yani, İrem de bahsetmiş de bir sorumluluk alması gerekiyor insanların diye. Mesela bundan yola çıkarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela bütün platformlarda şu an saydığımız eğitim platformunda şey imkanı sunuyorsan eğer uğraşırsan veya da işte bunu fark ediyorsan. Ben kendim hani biraz da işte meslek gereği dikkat ediyordum böyle şeylere kurcaladığım için fark ediyorum. Yine fark edenler de olmuştur muhakkak. Mesela diyelim ki sen eğitimi işte başlattın, sıfırdan işte götürdün sonuna kadar. Aslında o şeyi geçebiliyorsun çok rahat. Şimdi bu şekilde de aslında sertifika alabilirsin hani baktığın zaman. Çünkü sertifikayı nasıl aldığını kimse senin bilmiyor. Evet, amacımız sertifikaysa hemen aslında, forward. Yani, asıl amaç gerçekten sertifikayı almak mı yoksa gerçekten öğrenip de kendimize bir şey katmak mı konusu da evet. Önemli. Yani onu bir istemiştim. Şekilde sunabiliyorsan karşındaki kişiye. Gerçekten onun bir katma değeri olur ama diğer türlü CV'lere baktığımız zaman açıkçası biraz okuyorsun ve geçiyorsun. Yani hani öyle bir durumu var. Ama bu tabii ki kesinlikle bunu yapmayın, almayın demek değil. Hani böyle bir yanlış bir algıda oluşturmayalım bu süreçte. İlla ki bir şeyler insanlar öğreniyor ama ya mesele hani problem biraz şöyle ya bilgiyi öğrenmek değil de o bilgiyle neleri yapabileceğin önemli. Hani hangi katma değeri sağlayacağın önemli. O bilgiyi nasıl kullanacağın önemli. Orada aslında fark oluşturuyorsun. O ekiple birlikte üretim süreçlerinde. Aynen. Peki, öğrenmek değil de yani aslında içselleştirip kendine katarak bir şey ortaya koyabiliyor musun bu bildiklerin karşılığında? Yani, aynen. O bilgiyle işte hani ne yapacaksın? Ne değer önerisi sunacaksın? Ne gibi çözümler geliştireceksin vesaire. Buyur. Belki şunu da belirtmek lazım. Hani şu an yaşadığımız dünyada ve günümüzde hani bilgiyi nasıl ulaşacağımızı da aslında çözüyorsak bunu da karşı tarafa aktardığımız zaman bu da yeterli olabilir çoğu zaman. Yani illa o an bilmiyor olabiliriz belki. Ya ben kendi yaşadığım yine işte aslında mülakatlarda falan yola çıkarak anlatıyorum bu deneyimi. Mesela bazı mülakatlarda bilmediğim soru sorulduğu zaman aslında bu bilgiye nasıl ulaşabileceğimi anlatıyordum ve bu da aslında beni kurtarıyordu o durumlarda. Bir nokta daha var eklemek istediğim. Mesela bu da sertifika ile ilgili olumlu bir deneyimim olsun. Yine benim kendi işte LinkedIn'de de baktığınızda bir sürü sertifika gözüküyor da bir sürü eğitim gözüküyor. Şimdi ben de mesela bazen işte görüşmeye gittiğim zaman veya da hani herhangi bir durumda ya en azından şunu düşünüyor insanlar hakkımda ve yani bu şekilde düşünüyorlardır insanlar hakkında genelde. En azından bu işte meraklı ve yani belli ki öğrenmeyi seviyor. Bu algıyı yaratıyorsunuz. Hiç olmazsa bu algıyı yaratıyorsunuz ama tabii orada şey de önemli. Hani aldığınız işte sertifikaların birbiri tutarlı olması gerekiyor biraz. Yoksa o zaman da şu algıyı yaratıyorsunuz. Yani herhalde işte vakti çok. Oturmuş izlemiş algısı da olabilir. Orada ona da dikkat etmek gerekiyor. Keşke öyle vakitler olsa ya. Bizim mesela firmamız Udemy hesabı sağlıyor ücretsiz. Yani kaç tane şey izledin dersen yok yani. Hani bu vakit yok. Olmuyor yani. Keşke burada bir olsa. Bir isim vermek istiyorum. Ya Buğra Ayan diye birisi var LinkedIn'de. O kişiyi de takip edebilirler bu arada. Çünkü kendisi hala paylaşıyor mu? Yani güncel olarak bakmadım, kontrol etmedim ama sürekli aslında Udemy'den veya da başka platformlardan ücretsiz eğitim paylaşıyor. Buğra Ayan severek takip ettiğimiz evet. Birisi. Yani her gün mesela online... Ben bilmiyorum ama bakacağım yayından sonra. Tabii. Online olarak hangi platformlardan CV'nizi yapabilirsiniz? Ya da bugünün Udemy dersleri bedava olanlar bunlar arkadaşlar. Kayıt olun, unutmayın. Böyle bu konuda oldukça güzel postları oluyor. En azından fırsat eşitliği yaratmaya çalışıyor diyebiliriz. Yani biz de aslında bu JuniorX'de veya da işte Hekaton kavramında falan da hepsinde aslında fırsat eşitliği yaratmak istiyorduk. O yüzden bazı insanlara dikkat ediyorum o nedenle hani paylaşımlara vesaire. Ya bu konudan bağımsız ben şey demek istiyorum. Bir gün lütfen sadece portfolyo konuşabilir miyiz? Yani çünkü mesela bizim incelediğimiz birkaç tane portfolyo oldu.
Çok güzel hikayeler çıkıyor oradan. Eğer sadece CV göndermişse, çünkü hangisinin fake olduğunu artık anlayabiliyoruz. Çok kolay, herkes bunu biliyor. Yani söyleyelim de, mesela Adobe'nin tamamını biliyor olamazsınız. Yani öyle bir imkan yok. Evet, hem InDesign'i bileyim, hem Premiere'i bileyim. After Effects'te Advanced seviyede yarışıyorum. Photoshop'ta bu kadar biliyorum. Illustrator'da, yani Adobe içindeki kendi ekip bu kadar bilmiyor. Katılıyorum ya İrem. Şey yapalım. Yani gerçekleştirelim bunu. Planlayalım. Evet, bir gün sadece portfolyo konuşabileceğimiz bir yer yapmalıyız bence de. Tamamdır. O zaman bu. Burada da sözleşmiş olalım bu yönde. Tamam. Ya şunu ben de paylaşabilirim. Hani ya her şeyi tabii ki bilmemiz mümkün değil yani. Hani tamam, problemi çözme doğrultusunda çözeceğimiz niteliği bize eriştirecek bilgileri ulaşma skili tabii ki önemli. Ama bilmiyorum dediğim, bilmiyorum diyebilmek de bence bir noktada güzel. Eğer bilmiyorsanız bir şeyi en azından mülakat sürecinde bilmiyorum demeniz de bence, ya en azından benim için şey oluyor, bir artı bir şey bırakıyor. Ama devamında şu gelirse de onu ayrıca mutlu oluyorum. En azından bunu böyle bir trik gibi bu yayında paylaşmış olalım. Ya mesela kimisi şey oluyor, bilmiyorum diyor, okey next geçiyorsun. Ama kimisi de bilmiyorum diyor. Sonra şunu ekliyor, ya bunu nasıl öğrenebilirim deyip, veya ne bileyim not alabilir miyim bunu deyip. Aynen, yani nasıl yazılıyor, hemen not alayım, yani, var mı fotoğrafını çekeyim. Ya, orada da şeyi görüyorsunuz ya, yani öğrenmeye işte hevesli, araştıracak bu meseleyi demek ki falan filan diye gidiyor. Neyse, bu uzar. Çünkü saate de bakıyorum bir noktada, neredeyse bir saat 15 dakika olmuş, evet. İnanılmaz aktı. Şey, kaynak dedik arkadaşlar. O zaman şeyi konuşalım. Yani hangi kaynaklar takip edilmeli? Hangi iş insanları ya da ne bileyim işte hayatımızda olan her an sosyal medya hesaplarına bakılmalı? Tabii önce sordum ama bir de cevap vereyim bu soruya. Birisi UX minimal arkadaşlar. Yani hani UX minimali dinliyorsunuz. Mesela bir diğeri user spots yani. Mesela evet. Biz yani takip ediyoruz, çok faydalı. Aynen. İşte tabii ki bunu böyle şaka gibi şey yapmadım da gerçekten öyle. Sonuçta siz de içerik üretiyorsunuz. Veya ne bileyim Sherpa'nın bloğu gibi bir sürü şeyler var. Yani hani o kadar içerik üretiyoruz böyle... Değerli sizler gibi değerli arkadaşlarla da bunu şu an paylaşıyoruz. Kredileri de bir noktada kendimize toplayalım bence. Onun için user spots da iyi oldu, UX minimal de iyi oldu. O zaman yani ne konuşabiliriz bu soru çerçevesinde? Evet. Belki İrem bize yurt dışındaki örneklerden bahseder. Çünkü Türkiye'de zaten saydık örnekleri aşağı yukarı. Evet, Türkiye'yi hızlıca bitirdik. Birkaç tane vardı. Şu an bitti. Onun için belki İrem yurt dışındakilerden bahsedebilir bize. Tabii ki. Sosyal medya alanında bizim favorimiz Berlin... Den gelen AJN Smart. Zaten herkesin artık duyduğu dünyaca ünlü bir marka haline geldiler. Şu an yaptıkları workshoplar ve workshopper kitabı, geri kalanlar, nasıl yürütülür bunlar, artık dünyaca ünlü bir marka haline geldiler. Sosyal medya başarıları da zaten hakkında bir sürü makale yapılan bir şey oldu. Hepimiz okuduk bunları. Şirketin şeffaf yapısını gösterdikleri için içeride kimler var, nasıl bir stüdyo orası, hangi işler yapılıyor. Hep yani... Direkt sanki içindeymiş gibi gördüğümüz için biraz daha güven duymaya başladık. Mesela hiçbir şey bilmiyorsak bu konuda, zaten kendileri söylemişlerdi. Yani ilk defa UX design üzerine bir şey arayan bir şirket bizi sosyal medyada gördüğü için biraz daha alışıyor, güven duymaya başlıyor. Bu şekilde daha fazla işbirliği sağladık demişlerdi. Bizim takip ettiğimiz en favorimiz galiba AJN Smart olacak. Bunun dışında Chris Doe'nun yaptığı The Future Academy var. YouTube'da bizim YouTube favorilerimize geçersek eğer. Bu da mesela müşteri ilişkileri ve tasarımın aslında bir İş olarak nasıl yapılacağı, nasıl idare edildiği, en konuşmaktan kaçırdığımız kısım, para kısmını nasıl çözeriz, sürekli o pazarlık süreci nasıl atlatılır. Mesela Christo genelde bu konulara çok önem veriyor, ya da bir marka stratejisi nasıl oluşturulur, nasıl idare edilir, bunlar yapıyorlar. Mesela Envato var, aslında bu daha çok kaynakları görmek için oluyor. En son yenilikler hangileri, 2020'de neler var, kim öne çıkmış, hangi yapılar daha çok beğenilmiş, bunlar için Envato diyelim. Aslında Chris ile ilgili bir şey ekleyebilirim ben. Mesela bir tane videosu vardı. Direkt tasarımınızı işte ne kadar fiyat biçersiniz tarzında bir videosu. Aslında bu junior UX designer'lar için de belki bu tarz iş modellerini öğrenmeleri ya da nasıl bir fiyat biçebileceklerini öğrenmeleri faydalı olabilir. Evet. Ya klasik şeyler falan var. Hani Nielsen Norman grubun işte evet. Mailing listelerine vesaire kaydolabilirler. Ben mesela Medium ortamını seviyorum. Orada çünkü... Evet, Medium çok güzel. Aynen. Yani ne bileyim aklıma gelen işte UX Collective, UX Planet gibi şeylere
publication'lara abone olabilirler. Yani benim de şu an aklıma gelen ekleyeceğim bunlar. Bunların tamamını biz aslında User Spot Space için bir içerik haline getirdik. Oradan da bakılabilir. Biz daha şu an yeni bitirdik. Muhtemelen publish olmadı ama bir iki haftaya yani orada görebilirler. Hem bir kitap listesi hazırladık. Okunması gereken kitaplar hangileri olabilir gibi. Bir de takip edeceğimiz yerler neler olmalı. Çok güzel. Bunu özel ricam olsun sizden. Yayınladığınızda bizim Slack kanalımızda da paylaşabilirsiniz. Tabii ki. Seve seve. Bir de podcastler vardı sanırım ya. Onları da mesela Türkiye'de UX minimal diyecektik ama sen zaten söylediğin için onu söyleyeyim de şimdi. Teşekkürler. Ya tabii ki yerli yabancı şeyler de var. Dediğim gibi podcastler de var. Ya zaten hani biraz böyle girip search edince belki hani birçoğunu böyle ekleyip aralarından eleme yöntemiyle ilerleyebilirler. Zaten bir yerden sonra kaliteli olanlar kendini belli ediyor. Hani uzun sürede baktığınızda paylaşımlara veya da içeriklere fark anlıyorsunuz. Aynen. Katılıyorum. Yine vakit su gibi aktı arkadaşlar. Yani enerjiniz evet, çok içinde geçti. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Genel biz anlamda böyle benim aklıma gelen hani sizle daha önce böyle konuştuğumuz şeylerde soru işaretleri bunlardı bu kapsamda, bu tema içerisinde yayında. Saate bakıyorum neredeyse 1,5 saate ulaşmışız. Açtık değil mi süreyi? Evet, en uzun yayınlarımızdan biri. Ya açtık gibi düşünmeyelim bence. Ya hani hep ben bu noktada şunu söylüyorum. Ya, gerçekten birileri dinlemek istiyorsa şu an dinlemeye devam ediyor ve birilerine bir noktada dokunuyorsak ne mutlu bize. O zaman hani klasik kapanış akışına girecek olursam size bir şey sormak isteyenler, danışmak isteyenler direkt hangi kanallardan ulaşabilirler? Paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Bize mail olarak ulaşmak isteyenler için iram.chatinet@userspots.com veya arda.öztürk@userspots.com'dan buralara mail atabilirsiniz. Çok hızlı cevaplıyoruz. Her zaman bakıyoruz. Sürekli kontroldeyiz. Bunun dışında sosyal medyayı aktif kullanan kişileriz. LinkedIn'den, Twitter'dan, Instagram ve Facebook hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. User Spots'tan bizi kolayca görebilirsiniz. Eğer isim soy isim olarak bulamamışsanız. Çünkü ben bir başka İrem Çetin'le daha tanışabilmiştim. öyle yazınca gelmiyor. Evet. Bu arada ben daha çok LinkedIn'i özellikle ağırlıklı kullanıyorum. Yani LinkedIn benim için daha rahat olacaktır oradan ulaşmak isteyen olursa. Her zaman cevap veriyorum orada. Süper. Evet, İrem ve Arda. Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Biz de öyle. Biz de seni. Eşlik ettiğiniz ve vakit ayırdığınız için, iletişim kurup katkı sağladığınız ve paylaştığınız şeyler için de çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bu kadar. Son olarak da dinleyicilerimizle paylaşmak, aktarmak istediğiniz şeyler varsa dinleyelim. Ardından ben de kapanış konuşmama izninizle geçeyim. Tamam. Öncelikle sana ve UX Minimal'e biz çok teşekkür ediyoruz misafir ettiğiniz için. Çok keyif aldık. 1 saat 20 dakika nasıl geçti anlamadık bile. Yani daha 5-6 saat konuşabilirdik. Hikayelerimiz asla bitmiyor. Bu kanalı düzenli olarak bizi takip eden kişileriz zaten. Topluluğun oluşmasında çok mutlu olduk. Hepimiz için çok faydalı bir network oldu burası. İçerideki herkese ayrı ayrı okuyorum. Herkes çok kaliteli görünüyor. Lütfen böyle devam edelim. Daha fazla duymamız gerekiyor. Junior UX projesine dair merak ettiğiniz bir şey varsa ya da bahsettiğimiz bir sürü farklı şey oldu sanırım. Onların tamamına dair fikir almak için, soru sormak için, eklemek istediğiniz bir şey olduğu zaman hepsinde iletişime geçebilirsiniz. Evet valla yani kaçırmasınlar artık. Ve böyle bir şey varsa kaçırmasınlar. Ben son bir şey ekleyeceğim. Hani başta sıcaklık konusunu konuştuk ya mesela o bile fark ettirmedi yani şu an. Yani süre kadar hızlı geçtik ki sıcaklığı bile fark edemedim. Yani. Tabii şimdi yayını dinleyenler bilmiyorlar da biz böyle yayından önce işte teknik hazırlıklar yapıyoruz. Yani her ne kadar uzaktan şey yapsak da hani bilmiyorum artık kaçıncı bölüme geldik. Deneyimlerimizi böyle optimize yani orada da optimizasyon devam ediyor. Deneyim optimizasyonu. Öyle bir şey. İşte ben böyle şeyleri kapattırdım İrem ve Arda'ya. Pencereleri evet. Kapatın ses gelmesin. İşte Ağustos ayında vesaire. Balkon kapattık, pencere kapattık. Evet. Süper. Süper arkadaşlar. O zaman tekrar teşekkür ederim. Biz çok mutlu olduk. Aynen. Teşekkür ederiz. Görüşmek tekrar görüşelim. Ben aynen. Tabii. İrem senin de belirttiğin gibi portfolyo üstüne bir şey yapalım. Tekrar konuşalım. Evet onu özellikle lütfen aynen. Ayarlayalım yapalım. Evet, ama herkese iyi geceler. Bizden bu kadar. Evet süper. Evet. Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz.
Yeni bölümlerden haberdar olmak için bizi, podcast'imizi dinlediğiniz platformdan nereden takip ediyorsanız takip etmeyi unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızda da podcast'lerimizi dinleyebilirsiniz. UXM Podcast adında bir playlistimiz de var orada. Bir Slack kanalımız var. Oraya katılın lütfen. Siz var mıydınız arkadaşlar bu arada? Evet, tabii ki varız. Varız. Ben oradan evet yeni LinkedIn Network'ümü Slack kanalından yapıyorum hatta aslında. Hatta ilk açtığınız zaman galiba yazışmıştık. Belki senle değil ama. Evet. Tamam süper. Tamam oradan da ulaşabilirler size. Teşekkürler olduğunuz için. Bir Patreon hesabımız var. Bizi desteklerseniz seviniriz. Neyi söylemedim? Fiziki ve online etkinliklerimizden haberdar olmak için Meetup'tan UX Minimal'e kaydolarak takip edebilirsiniz ve yine sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. 2 hafta sonra başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sevgiler, hoşça kalın.